Evet sevgili dostlar, golver.com'un ve Kayseri Zülme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzu hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar, Fenerbahçe'de kritik haftaya giriyoruz. 2 Nisan'da olağanüstü genel kurula gidecek olan Fenerbahçe'de 3 Nisan'da Ligde Adana Demirspor müsabakası var. 7 Nisan'da sevgili kardeşimiz Galatasaray'la Süper Kupa maçı var ve şampiyonluk yolundan Son açtığımız engel olan Trabzonspor maçı sonrasında yaşanan olaylara dair sevkler, cartlar, curtlar, pırtlar, zırtlar var. Yani Fenerbahçe inanılmaz bir haftaya girecek arkadaşlar. <laughs> yani bu haftanın sonunda ligden de çekilebilir. Bu haftanın bitiminde lider de olabilir. Yani çarşamba günü lider de olabilir. Salı günü ligden de çekilebilir. Öyle karışık, karman çorman enteresan bir durum arkadaşlar. Enteresan bir Şeyin içindeyiz. Şimanski'den örnek davranış. Dün görmüşsünüzdür. Polonyalı Sebastian Şimanski'nin mini kayrağına büyük destek verdiğini görmüşsünüzdür arkadaşlar. Hatay'daki depremde tüm ailesini yitiren, kendisi ise enkazın altında kolunu kaybeden ve protest kol takılan 9 yaşındaki Asya Dönmez'in hayali Fenerbahçeli Şimanski ile konuşmaktı. Ve Fenerbahçe Kulübü Asya ile iletişime, iletişime geçip Polonyalı futbolcu videolu bir mesaj gönderip formasını hediye etti. Ya bunlar ince detaylar ama insan mutlu oluyor. Kendi evladına yapılmış kadar mutlu oluyor. Ay Allah razı olsun Şimanski. İsmail Kartal için açıklama eleştiriler eleştirilere düşünmemeli. Nasıl bir cümle lan? Zihinsel performans antrenörü, Mentör profesör doktor Turgay Biçer. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal ile ilgili konuşmuş. Şimdi 2002 Dünya Kupası'nda yarı final oynayan hamile Futbol takımında da görev yapan zihinsel performans antrenörü, mentor profesör doktor Turgay Biçer değerlendirmelerde bulunmuş. İsmail Kartal'ın üzerindeki baskı için konuşmuş ve şunları söylemiş. İsmail Kartal şu anda sadece rakiplerine ve futbolcularına konsantre olmalı. Eleştirilere aldırış etmemeli. Şampiyon olmak için şampiyonluk unsurlarını yaratmak lazım başarı eşittir, şampiyonluk budur bence değildir. Türkiye'de bu düşünceden kurtulmalı. Mesela doktor ameliyattan çıkmış, çok başarılı bir ameliyat oldu demiş ama hasta ölmüş nasıl olacak? Başarıyı kime göre başarıdır? Şimdi Süper Lig'de geride kalan 30. hafta itibariyle, 30 hafta itibariyle çıkan kartlar. Ya yani şunu diyor, eleştirileri eleştirilere düşmemeli, eleştirileri düşünmemeli diyor. Şimdi İsmail Kartal için ben vicdanlı bir eleştiride bulunayım. Fenerbahçe tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri. Yapmış olduğu istatistikten bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi bana diyebilir misiniz? Hocam öyle bir dünya yok. Çok başarısız diye. Abi transfer marketine girdim. Tamam mı? 62 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı 2.51 puan ortalaması var. 2.51. Ya Türkiye Kupası'ndaki şok mağlubiyet olmasa daha yüksek bir ortalama. E, Avrupa'daki ortalaması malum. Hani hep onunla bununla şununla kıyaslıyorlar. E, Süper Lig'de sağ olsunlar e, Fenerbahçe'nin yolunu kapatmaya çalışırken rakibinin de yolunu açmaya çalışıyorlar. E, Süper Lig ortalaması 2.63. Avrupa e, ortalaması daha değişik bir yerde. Yani 2.44'ün üzerinde. Mesela Okan Buruk'la çok kıyaslıyorlar. Okan Buruk'un Total puan ortalaması 2.36. İsmail Kartal da 47. Okan Buruk da 47 maça çıkmış arkadaşlar. Her ikisinin de puan ortalaması farklı. İsmail Kartal 2.51. Okan Buruk 2.36. Diyeceksiniz ki hocam şampiyonlar liginde oynadı adam. Yani mağlubiyetleri falan orada aldı. Haklısınız. Fenerbahçe de konferans liginde 3 mağlubiyet aldı. O da şampiyonlar liginde 3 mağlubiyet aldı. Ama Fenerbahçe asılmadığı için işte financial fair play'den dolayı doğru kadro veremediği için bu hatalara düştü. Ee, Okan Buruk ise teknik direktör olmadığı için, hoca olmadığı için bu konuma düştü. Ya yani ne dersiniz deyin arkadaşlar. İsmail Kartal'ın ilk Fenerbahçe serüveni 2.17. 46 maçta 2.17 puan ortalaması. İkinci serüveni Ocak ayında gelip Mayıs'ta bitiren İsmail Kartal 1.95. Orada da Slavia Prag falan etkiledi. Fakat bu sezon 2.51'lik bir ortalaması var. Ancak şöyle bir şey var arkadaşlar. Bizde başarı çekilmez, kıskanılır. Yani eğer Okan Buruk gibi zamanında birilerinin dizinin dibinde videosu olsaydı şu anda İsmail Kartal'ı da havalarda izliyorduk. Hani havalara uçurmuşlardı. Ama ben şahsi fikrim, şahsi düşüncem, kişisel düşüncem, kişisel görüşüm yükseltmiş olduğu oyunculara bakarım ben. Yani Şimanski mesela İrfancan kahveci. 100 yılda geçse bana İrfancan kahveciden memnun kalacaksın hocam deseler ben inanmazdım. Ciddi ciddi söylüyorum. Ben inanmazdım kardeşim. Bana ne derseniz deyin. Çünkü e, yani İrfancan kahveci ben sezonun başında 7'ye satsalar bayram ederdim. İyi güzel para kazandık derdim. Bugün 7'ye satıyoruz deyin. Kızarım. Bir sürü örneği var. Şimdi Süper Lig'de geride kalan 30 haftada çıkan kartlar. Fenerbahçe 4 kırmızı kart 69 sarı kart 30 maçta. Beşiktaş 3 kırmızı 68 sarı kart. Trabzonspor 1 kırmızı 45 sarı kart. Galatasaray 1 kırmızı 55 sarı kart. Şimdi Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan gördüğümüz kadarıyla kartlarını sakınmayan hakemler Galatasaray ve Trabzonspor'a kıyamamışlar. Bir de buraya nereden baktığına bağlı. Tepeden bakarsan hocam Fenerbahçe'de amma hırçın takımmış 4 kırmızı yemiş. Yandan bakarsan hocam Fenerbahçe de amma mücadeleci takılmış. Bak kazanmak için Bayağı kütür kütür oynamış. Soldan bakarsan hocam Fenerbahçe'de de amma ahmak takılmış. 4 kırmızı kart yenir mi ya? Aşağıdan bakarsan hocam hakemler Fenerbahçe'yi doğramış dersin. Yine aynı şekilde Trabzonspor'a bir taraftan baksan ne kadar centilmen bir takım. Bak ne kadar az sarı kart yemiş. Öbür taraftan bakarsan işte bak birileri kollamış. Yani siyasete mi sığınmışlar, hakemlere mi sığınmışlar. Bak kullanmışlar Öbür tarafa şey yaparsan hakemleri satın almışlar der. Başka bir şey der. Anlatabiliyor muyum? Yani nereden baktığına bağlı, nereden yorum yaptığına bağlı. Şimdi Fred dosyasını açayım. Fred dosyasını açayım. Çok karışık bir dosya Fred dosyası. Şimdi Fenerbahçe'de Fred ve Ferdi Kadıoğlu gelişmesi. Aslında sadece Fred değil. Fred ve Ferdi Kadıoğlu gelişmesi. Fenerbahçe'de iki gelişme birden var. Aynı zamanda çağlar içinde bir olay var. Önce Fred-Ferdi'den başlayayım. Fenerbahçe'de bir süredir ağrıları var Fred'in. Ve ağrılar dindirilemedi. Milli ara hocam. Milli ara herkes iki hafta dinlendi. Orada dinlenmedi. Arkadaşlar orada 3-4 gün zaten takım izinliydi. Ağrılar dinsin diye çalışma yapıldı. Ve durum yakından takip edilmeye başlandı. Şimdi ya Sabuncuoğlu sabah saatlerinde Ferdi ve Fred sakat diyor. Öğleden sonra diyor ki iki futbolcu da düz koşulara başladı. Sonra yani sabah yine de alkışlıyorlar. Akşam yine de alkışlıyorlar. İki gün önce devrim zengi Fred'in kasığında sıkıntı var dediler. Bana bunu sordular. Ben duyumlarımdan hareket ederim. Dedim ki arkadaşlar benim duyumlarım şunu söylüyor. Fred'in evet bir ağrısı var. Ancak kasıktan bir ağrısı yok. Böyle iki hafta, üç hafta olmayacağı bir durum yok. Bilginiz olsun dedim. Bana söylenen bu. Adana Demirspor maçında oynayabilir diyorlar ama riske edilmeyebilir benim tahminime göre. Süper Kupa maçında Banko oynar ama Adana Demirspor maçında bence oynamaz dedim. Ferdi Kadıoğlu'nu sordular. Ferdi Kadıoğlu Trabzon'da tünelde sakatlanıyor arkadaşlar. Yani milli takımımızın altı yemesinde emeği geçen arkadaşlara teşekkürler. Özellikle ve özellikle e, milli takıma yapmış oldukları bu saldırıdan dolayı teşekkürler. Sonuçta milli takım etkilendi ve kendi kalecileri 6 tane yedi. İkinci kez 6 yiyor kendi kalecileri. Keşke Galatasaray maçında da 6 yeseydi. Hevesi kursağında kalmasaydı, heptilik yapsaydı. Çok mutlu oluyordu. Gol yedikçe gülüyordu. Keşke Galatasaray maçında da 6 tane yeseydi. He. Hepinizin yüzü gülseydi. Hatıra plakayı yazdırdık diye yani ondan dolayı diyorum. Şimdi Fred tedavi oluyordu. Cumartesi özelinde ee, takım antrenmandan önce Fred'in ve Ferdi'nin durumuna bakıldı arkadaşlar. Bakın son durumdan bahsediyorum. Her iki futbolcu da tedbir amaçlı düz koşulara başlatıldı. Şimdi 26 kez forma buluyor, forma şansı buluyor Fred. 2 gol, 7 asist yapıyor. 2 golde de son maçta atıyor. Ve Fred Ferdi düz koşulara başlayınca Fenerbahçe taraftarı çok mutlu oluyor. Ya özel izinli denildi. Ailesiyle geçiriyor denildi vesaire denildi. Ee, yani ağrıları sebebiyle dinlendirildi. Tedavisi yapıldı. Takımla bu yüzden de çalışmıyor arkadaşlar. Adana Demirspor maçında oynayabilir mi? Ya ben oynayamaz diyeyim de tam tersi çıksın oynasın. Yani Fenerbahçe menfaatleri gereği böyle yapayım. Ee, durum bu. Şimdi hocam peki burada sana bir soru soracağım. Sor bakalım. Sence Fred oynamalı mı Adana Demirspor maçında? Ben de şunu söyleyeyim. Adana Demirspor maçına Fenerbahçe çıkacak mı? Bakın bu maçın var ya. Fiili, fitili, düşüncesi, zekası, zihni çok başka bir maç. Fenerbahçe'likten çekilebilir. Devam ediyoruz. İlk hakem hatasında çekileceğiz diyebilir. Arda kardeşleri yiyebilir. Çiğ bu ya. İlk dönem Murat Sancak bu Arda kardeşlere kızıp hakkım varsa aram zehir zıkkım olsun çoluğundan çocuğundan çıksın öyle bir şeyler demiş. 75 gün hak mahrumiyeti almış. Yani Adana Demir Spor'a da bir kıyak geçmesi bekleniliyor. Evet siz şu an benim şaka yaptığımı düşünüyorsunuz ama şaka falan yapmıyorum haberiniz olsun. Böyle enteresan bir durum. Böyle enteresan garip bir süreç. Yani e Neresinden bakarsan bak değişik bir durum değişik bir profil İşin nereye gideceği belirsiz Ciddi manada işin nereye gideceği belirsiz Ve e, bu, bu maç üzerinde bir şey söyleyeyim bu maç Gerçekten de Hiçbir hakemin görev yapmak istemeyeceği Bir maç belki Fenerbahçe maça çıkmayacak da O da ayrı bir konu Ama bakalım gelişmeler ne olacak Ferdi oynayabilir mi? Ferdi de oynayamaz. <laughs> Neyse ki Osterwold'da kart cezası değil. Bir maçı, bir maçı var. Ha hocam Trabzonspor maçından dolayı cezalandırabilirler mi? Arkadaşlar benim aldığım duyuma göre. Osayi Samuel'e yumruk atıldığı görüntü var. Yani ilk hamlede yumruk yiyor Osayi Samuel. Ve çok net bir görüntü. Hani o sahaya ben oyuncuları soyunma odasına göndermek için girdim diyen arkadaş var ya. Onun yalan söylediği ortaya çıkmış, net bir görüntü varmış ve bu görüntü Trabzonspor yönetimi de bu görüntüyü görmüş. Onlar da bu görüntüden sonra itiraz edemez olmuşlar. Hani eğer ilk yumruğu olsa yaptıysa diyormuş, kesinlikle biz arkasındayız, cezaiyesinler falan. O görüntüden sonra Trabzonspor yönetimi de demiş ki tamam demiş, yani biz susuyoruz demişler. O görüntüden önce Fenerbahçe futbolcularına ceza verme fikri varken o görüntüden sonra fikir tamamen çöpe gitmiş arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası Oster, Voldi de dahil, Osay dahil hiçbir Fenerbahçe futbolcusuna şey yok. Dün bir görüntü gördüm. İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'la ilgili. şey i̇şte stadyum çıkışında, maç çıkışında bir görüntü diye. Oraya bir tane görsel hazırlanmış. Görseli de saat gece 1.44 yazılmış. Yani tamam böyle olunca herkes inanmış oluyor. Yani Photoshop diye bir şey yok zaten bu ülkede. Ve 11 saniyelik çok kısa bir video. İsmail Kartal da çıkış yaptı falan diyor. Arkadaşlar Şimdi bir şey söyleyeceğim. Mantık olarak doğru. Stadyumdan çıkış yaptı manasında kullanılabilir. Doğru her şeye doğru. Okey. Rahat rahat da yürüyor. Herhangi bir de sıkıntısı da yok falan filan da diyorlar. Peki maça giriş anı olabilir mi? Hocam bir de nereden çıkış yapıyor? Otobüsten. İşte İsmail Kartal da otobüsten çıkış yaptı. Demiş olabilir mi? Bir de orası Trabzon yani. yani Karadeniz sahil şeridinde bilmem ne lokantası 500 metre geride diye tabela var orada. Geri dönüş yok. U dönüşünün olmadığı bir yolda 500 metre geride diyor. Yani öyle bir tabelanın olduğu bir şey de normal. Ama dediğim gibi herkesin ikna olması için sıkıntı olmaması için o videonun tamamını atsınlar. Bakalım videonun geri kalanında ne diyor? Niye 11. saniyede kesiliyor? Ben Fethullahçı terör örgütünün çeşitli argümanlarını gördükten sonra kırpmalarını, biçmelerini, kesmelerini, yapıştırmalarını gördükten sonra hiç kusura bakmayın. Hiç kusura bakmayın. Kimseye eyvallahım yok. Kimseye şeyim yok yani. Her şey olabilir. Ben orada orayı kesmediğinizi ne bileceğim? İşte İsmail da otobüsten çıkış yaptı. Ya da iki videoyu birleştirmediniz. O anı birleştirmediniz. Ne bileceğim? Niye 11 saniyelik? Ya niye 11 saniyelik? Ve bugüne kadar niye durdu o görüntü yani video? O da çok ilginç bir şey. Ama dediğim gibi tamamını kanıtlayın. Biz de kızacaksa kızalım. Çağlar Söyüncü Fenerbahçe yöneticileri İspanya'ya giderek Çağlar Söyüncü'nün bon servisi için Atletico Madrid'de masaya oturması bekleniliyor artık. Önümüzdeki günlerde daha bilginiz olsun. Ve arkadaşlar ee, biz bir nabız yoklamışız. 6 ay için 2 milyon euro kiralama. 15 milyon euro bon servis talep ediyor diyor. Fenerbahçe yönetimi de pazarlık yapacak diye. Bunu ben daha önce konuştum ama şöyle söyleyeyim. Benim duyumlarımı tekrar hatırlatayım. 2 kiralama 6 opsiyon total 8 milyon euro. Ancak birçok arkadaşım bana şu cümleyi kuruyor. Hocam diyor bu ne biçim takım. O sakatlanıyor. Bu sakatlanıyor. Bu bilmem ne yapıyor. Bu şöyle yapıyor. Bu böyle yapıyor diyor. Yani haklı, gerçekten de haklı. Gerçekten de haklı. Yani, o sakatlanıyor, bu sakatlanıyor ve ee, bekliyoruz yani. Gerçekten bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz bir şeyler. Ama yani kıvırmadan söyleyeyim ya. Çok uzattım anlat anlatabiliyor muyum? Yanlış bir cümle kurmayayım diye. Ya Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığını bana söylenen koridorda oldu. Tünelde oldu. Yani Trabzonspor maçında tünelde oldu diye. Tünelde olduysa buna sağlık ekibi bir şey yapamaz. Fred'in sakatlığından tünelde olduğunu söylüyorlar. Buna da sağlık ekibi bir şey yapamaz. Ya yani tünelde olur. Arkadaş orada hani tünelde yapılan şeye sağlık ekibi ne yapabilecek? Bir başka olay bir başka husus evet. Bugüne kadar sakatlanmayan Fred'in bugünlerde sakatlanması düşündürücü bir olay. Kabul. Ya da ne bileyim bu sezonki sakatlıklar. işte Galatasaray'a bakıyorsun lan kimse sakatlanmıyor diyorsun. Fenerbahçe'ye bakıyorsun sürekli sakatlık sakatlık sakatlık. E, insanlara i̇nsanlara kına geldi. İnsanlar da bir yerde haklı. Ve bana herkes aynı soruyu soruyor. Hocam bu ekip hani sağlık ekibi nasıl bir şeyde diye. Garip. Gerçekten de garip arkadaşlar. Ben bir şey söyleyemiyorum. Artık nutkum tutuldu ya. Ne diyeyim? Ne söylesem boş. Ya Fenerbahçe'de köklü bir değişim lazım mı? Aslına bakarsanız Fenerbahçe'nin bu sezon İsmail Kartal sıkıntı yok. İsmail Kartal'ın kondisyoneri ve analizcisi değişmesi lazım. Bir. Yani i̇ki diyeyim daha doğrusu. Kondisyoner ve analizcisi değişmesi lazım. İki. Artı sağlık ekibimizin değişmesi lazım. Üç. Üç ekibi değiştirirsen transferleri Mario Branco'ya yaptırırsan bence hiçbir sıkıntı yok. Çağlar için de şunu söyleyeyim sakatlığını tamamen atlattı. Lig maçında oynayabilir durumda. Bonucci de oynayabilir durumda. Bekao da oynayabilir durumda. E da zaten kart cezası yok, bir şey yok. 4. E Serdar Aziz yani Serdar Aziz bir oynuyor, bir oynamıyor ama sıkıntı değil. En azından 4 tane 5 tane stoperin hepsi de oynayabilir durumda. Fenerbahçe açısından şans. Fenerbahçe'ye iki sambacı daha Fred devreye girecek diyor. Şimdi iki tane isim varmış. Fred devreye girecekmiş arkadaşlar. Gelecek sezon planlaması başlamış. Tadic, Ceko, Livakovic, Fred gibi tecrübeliler ve yıldızlar varken scout ekipleri de çalışmasına başlamış. Ve Real Madrid modeli uygulamaya başlamış Fenerbahçe. Hatırlayın Vinicius Junior, Rodrigo ve son olarak Endrick de bu, bunu uygulamıştır Real Madrid. Ve sambacı bir 10 numara. Şimdi iki yıldızı gözüne kestirmişiz. İlki Flamengo forması giyen Lorran. Genç futbolcu 10 numara mevkisinde 10 numara oynuyor. 17 yaşındaki futbolcuyla ön mukavele yapmak istiyor Fenerbahçe. 18 yaşına bastığında büt bütçesini, şey, bünyesine katmak istiyor. Ve Lorra'nın Avrupa devlerinin radara girmesinden e, korkuyor Fenerbahçe. Bu sezon 8 maça çıkmış. 2 gol 2 asistlik katkı sağlamış. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro. Şimdi Loran Flamengo yazdığınız zaman da oyuncu çıkıyor 17 yaşında yani tipi Benden yaşlı duruyor Nasıl 17 yaşında lan bu Bu benden yaşlı lan 1.80 boyunda Brezilya U17'de oynuyormuş Yani Eğer scouting ekibi bunu yaptıysa bir de sol ayaklıymış sol ayaklı Brezilyalılar bizde iş yapar Onu da söyleyeyim ama Hani oynadığı lig U20 ligi falan filan Eee bu bizim için şimdilik risk gibi duruyor da. Neyse. ikinci isim neymiş? Sao Paulo forması giyen Rodriguinho. Orta saha mevkisinde oynayan genç futbolcu. 20 yaşında olmasından dolayı transferde hızlı davranıp yazın İstanbul'a getirme niyetimiz varmış. Rodriguinho o da e, merkez orta saha oyuncusu. Yani 8 numarası diye tabir eden oyuncu. Bak bu çocuk 20 yaşında. Evet. 1.85 boyunda. Yani tipi ne meli bu çocuk? Tipi ben 20 yaşındayım diyor. Öbürü benden yaşlı duruyor. 8 numara 10 numara oynayabilen bu arkadaşımız performans bilgisi bakımından çok şeyi gözükmüyor. Transferlerde Fenerbahçe'nin Fred aracı olacakmış arkadaşlar. Bakın şunu açık yüreklikte söyleyeyim. Yani sizi temin ederim ki arkadaşlar biz scouting transferi yap yapacağız kesinlikle yapacağız %100 yapacağız scouting transferi ama Fenerbahçe A takımına ama yedek takı genç takıma kesinlikle yapacağız ama bu scouting transferlerinden hiçbirinin ismi bu arkadaşlarla uymuyor yani bendeki bir liste var mesela Türkiye liginden 4 tane oyuncu var arkadaşlar bendeki listede bilginiz olsun hani şimdi transferin konusu şimdi değil diyorsunuz da o yüzden konuşmuyorum bendeki listede 4 tane isim var Süper Lig'den Türkiye Ligi'nden diyeyim daha doğrusu özür dilerim. Bendeki listede Türkiye Ligi'nden 4 tane oyuncunun ismi var. Sizdekini bilemem. Ama bu iki arkadaşın ikisinin de ismi bendeki listede yok. Ben baştan muhtemelen 3 yıldızdan 3 güzel 3 kötü haber diyeceğim. Kritik günlere hazır olun yazacağım. Çünkü sebep şu. Çağlardan iyi haber çağlar geldi. Kötü haber kulübü yüksek bonservis istiyor. Almaya çalışacağız. Ferdi ve Fred'den kötü haberler. İkisinin de sakat olması. Adana Demirspor maçının ikisinden %80 ihtimalle kaçıracak olması. Fred %80, Ferdi %60 kaçıracak. İlk 11 başlayamadan diyorum. Yedekte durabilirler arkadaşlar. İsmail Kartal biliyorsun son haftalarda kadro kıtlığından sakat da olsa kadroya katıyor. Ben yedekte olmasından bahsetmiyorum. İlk 11'den bahsediyorum. Ancak iyi haber Ferdi'nin de Fred'in de tabii ki de birinin Adana Demirspor maçında ilk 11 başlaması %20. Öbürü de %60'a %40. Yani %40 başlama ihtimali var ama en azından sakatlığı ciddi değil. Öyle 2-3 haftalık falan değil. Hocam iyi de o zaman şu bu böyle söylüyor. Bu yalan söylüyor. Şu yalan söylüyor. Arkadaşlar bizler ben de dahil kendimden de bahsediyorum. Biz gelen duyumu aktarıyoruz. Bazen kaynağımıza soruyoruz diyoruz ki hani emin misin? O da diyor ki eminim. Sen ver gitsin böyle diyor. Biz veriyoruz. Aradan zaman geçiyor mesela. Biz vermiş oluyoruz haberi. Ben sevgili devrim zengiyi de anlıyorum. Biz haberi verdikten sonra birisi çıkıyor diyor ki arkadaş diyor ya da e, sana duyumu veren kişi diyor ki ya ben bir hata yaptım diyor. <laughs> o kadar da ağır değilmiş diyor. Sen de tabii Fenerbahçe'de damarın ağır basıyor. Oh diyorsun çok şükür. Çok şükür. Futbolcumuz sakat değilmiş diyorsun ama birileri seni yemek için birileri seni kevgir etmek için pusu da beklediği için sen orada yem etmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki bak bu sahtekar da hep bizi kandırıyor falan filan diye. Durum bu arkadaşlar. Aynı zamanda şunu söyleyeyim. İnşallah seçim sonuçları ülkemiz için, vatanımız için, milletimiz için seçim yapılan her beldenin kendisi için inşallah hayırlı olur. İnşallah en doğru kişiler seçilir. İnşallah daha iyi iyi günlere gideriz. <laughs> Bunları da belirteyim. Ve dediğim gibi zor bir hafta geçecek. Süper Kupa için yabancı hakem beklentimizi günün ilk videosunda paylaştım. Burada da bir kez daha belirteyim yabancı hakem konusunu. Çağlar falan filan hocam işte bu nasıl bir durum? Madem ligden çekinmeyi konuşuyoruz, bu niye böyle? Arkadaşlar kritik günlere hazır olun. Ee, belki de müjdeler yağacak diyeyim. Mesela nasıl müjdeler yağacak? Belki de arkadaşlar biz ligden çekinmeyeceğiz. Hakemlerden bir şey alacağız, dönüt alacağız. Diyecekler ki arkadaşlar evet bir yerde de haklısınız. Biz sizin hakkınızı yedik. Bundan sonra yemeyeceğiz diyecekler belki de. Ve bu saatten sonra da e, durum böyle olacak. Yani işler bu şekilde arkadaşlar. Benden söylemesi. Ama kritik haftadayız. Bakalım bu haftayı atlatabilecek miyiz? Bu haftayı kritik haftayı atlatırsak. Yani önümüzdeki hafta yarından itibaren. inşallah önümüz çok çok açık. Hakkımız da olsun. Kendinize iyi bakın bir beğeni çok görmesiniz sevinirim görüşmek üzere dostlar